sabahlar da dayanamam Osman Ağa. Yabancı senin anamam Osman Ağa. Sabahlar da dayanamam Osman Ağa. Yabancı senin anamam Osman Ağa. Evet dostlar, ellerinize sağlık. Gerçekten harikulade bir parça oldu benim için. Çok hazırlandık biz sizler için bu parçayı okumak adına. Mikrofonumu bir tarafa bırakıp, ama birden bırakmayın, ben böyle mikrofonsuz konuşmaya çok alışkın değilim. Yaka mikrofondan konuşacağım ya, beni duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel, çok keyifli bir program hazırladık sizler için bu hafta. Ve Türkiye Adamlasınız, Türkiye Adam. Bu akşam birbirinden değerli konuklarım olacak. Biz çok eğleneceğiz, öyle düşünüyoruz. Sazlarım da öyle düşünüyorlarsa eğer, evet, kafa sallama hareketlerinden öyle düşündüklerini anladık. Konuklarımız olacak dedim. Konuklarımız birbirinden değerli, birbirinden üstad, birbirinden çok konuklarım olacak. Öncelikle onlardan bir tanesini ben böyle alkışlarınızla çağırmak istiyorum. Kim alkışlayacak? Tabii ki beni yalnız bırakmayan saz arkadaşlarım. Melül melül bakan şu anda gördüğümüz saz arkadaşlarım beni alkışlayacaklar. Ben radyomuzun hiç susmayan, aslında çok hanım hanımcık, çok böyle mazlum, mülayim, minicik, küçücük. Biraz sonra göreceksiniz. Hep onun sesini dinlediniz. Serbest bölgeyle Şenur geliyor. Alkış! Merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Çok şıksınız, çok güzelsiniz. Buyurun şöyle alalım sizleri. Şöyle alalım. Merhabalar. Öyle iyi misiniz? Hani sağ sol yerimiz güzel. Gayet güzel. Şimdi bir konum daha olacak. O kadar çok ki konuklar, böyle bakıyorum, seçiyorum konukları. Hatta daha böyle rejiden konuklar da gelse ne kadar güzel olurdu bizler için. Ama şimdi benim için çok özel adamlardan bir tanesini çağıracağım. Radyomuzda akşam sohbetleri. Değil mi? Geliyor, Cumhur Bey geliyor. Bir alkışlayalım Cumhur Bey'le. Efendim bu ne şıklıktır, bu ne damatlıktır. Çok teşekkür ederim. Akşam hikayeleri. Ben hemen işi bırakıyorum, gidiyorum ben o zaman. Bir daha çalacağız. Müzikli olsun ve akşam hikayeleri. Buyurun efendim, nasıl bir müzik istiyoruz? Kasa oynayarak lütfen. Görüyorsun değil mi sen? Bir tane müzik tamam, isteme. Gel otur buralara adam. Kaprisin gelsin oradan, kapris yap. Kaprisin nasıl yok. Bir müzik isteriz efendim? Hareketli olsun mu? Başlangıç müziğin olsun. Başlangıç mı? Bak evet. Daha güzel bir müzik yapayım sana. Tamam hadi bakalım. Bak. Hicaz mi ver. Aman dönne yar geliver. Sanırım ben buraya oturuyorum. Buyurun efendim, lütfen böyle oturabilirsiniz. Dükkan sizin desem yeri olacak galiba. Dükkan sizin. Efendim iki konuk yetmedi bize bu akşam. Bir konuk daha alacağız ve yine benim için çok özel insanlardan bir tanesi. Çok güzel insanlardan bir tanesi. Kim gelecek? Anons etmek ister misiniz efendim? Buyurun. Programın ismini unuttuğumdan değil. Ben söylerim ama anons etmek isterseniz buyurun. Peki efendim, biz konuk olarak geldiğimizi zannediyorduk ama yapacak herhangi bir şey olabilir yok. Mi herkes sunucu olunca böyle bir hangi, şey olabilir hangi mi? Hangi kamera yapalım? Orası peki Samsun radyolarının en çok dinlenen programcılarından bir tanesi. Dönence programının yapımcısı ve sunucusu. Kaan Ali Kolcuoğlu. Alkış! Buyurun. Kimseyi döne döne getiremedik. Bir daha bu parçayı yapmıyormuşuz. Efendim konuklarımızı da şöyle bir geniş açıdan konuklarımızı da aldık. Ben şöyle yerime doğru bir geçeyim bakalım. Sohbete başlayalım diye düşünüyorum. Bilmem anladınız mı benim yerime oturmaktan böyle. Bu masayı bulmak için biz zorlandık arkadaşlar. Ve gayet de güzel oldu, ben karşıdan görüyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlı. Biz programa başlarken burada gerçekten bir sürü badireler atlatarak geldik buraya. Kesinlikle. Güzel olsun, çok daha güzel olsun, profesyonel olsun diye ciddi bir prodüksiyonla hazırlandık ve ortaya böyle bir program çıktı. Efendim, Cumhur Bey'den başlamak kaydıyla. Biz hep dinliyoruz, hep izliyoruz. Artık Web TV'den izliyoruz ya. Biz hep izliyoruz. Acaba Cumhur Bey kimdir? Bir anlatabilir miyiz efendim? Çok öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. En korkmuş olduğum iki program modeli, bir tanesi türkü programı, öbürü de show programı beni İkisi çağırdığın için. İkisi bir arada oldu bu. Evet, yani çok CV verecek diyorum, geçmişle alakalı bir garip adam diyorum ama şu an itibariyle de Haber Radyo'nun
Haber Medya Grubu'nun bir parçası olan Haber Radyo'nun genel yayın yönetmenliğini götüren bir adam diyeyim. Evet, uzun çok güzel. Yer, gayet kısa ve öz oldu. Ama bu programda bu yetmeyecek, bilginiz olsun ve arz ederim. Şimdi kafadan iyi reklam yapmayalım. Hani olur ya, belki tiyatral bir şeylerle uğraşıyorsunuzdur. Hani başka şeyler vardır. Hani, olur ya. Hani. Onlara biraz da ihtiyacımız olacak. Olacak galiba değil mi? Evet. Peki çok kısa olmamak kaydıyla ki konu Şenursa nasıl kısa olur onu da bilemediydim ama. Yok, bu sefer kısa olacak. Biz yeniden şöyle yapalım. Buna birisinin ihtiyacı olur. Bu dekor olarak koydum ben ama birisinin ihtiyacı olabilir ona. Şöyle yapalım. Şener arkadaşım benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Programına sürekli iştirak ederim. Ben etmesem de o benimle alay ettiği için programın iştirakçısı oluyorum bir şekilde. O zaman biz Kamil'i tanıyalım. Peki madem, ben de çok mutlu olurum. Atan bir karşılayan sıfır şu anda, ama biraz sonra başıma neler gelir onu bilemediniz. Şu an işte birazcık öyle bir durum var. Ben çok istediğim için söylemiyorum ama tanıyalım mı seni? Bir, yani dinleyicilerin seni bir tanısınlar. Ben Haber Radyo'da şu an Serbest Bölge programını yapıyorum. Aslına bakarsan hani susmadığım konusu doğrudur. Bir şey yapıyorsun, böyle bir hanım, böyle bir susan kadın modeli çiziyorsun ama. Şu an gerçekten de öyleyim. Çünkü televizyon bir parçası. Çizili dişi bizi yakıyor. Hepimiz biliyoruz yani olayı ama. Kesinlikle. İşte, radyoda öyle bir avantajı var. Gözükmediğiniz için her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok rahatsız, ama burada herkes sizi gördüğü için, bakışlar direkt size odaklı olduğu için biraz daha gerginsiniz. Ama birazdan açıldığımı göreceksiniz. Yani çok rahat edeceğiz. Az sonra görüşürüz. Merhabalar aslında diye başlayıp gideceğiz. Tanıtım fragmanlarında hepsi var. Yani modeli çok kesinlikle rahat görebiliyoruz tanıtımlarda. Belki ben ilerleyen dakikalarda gösterirsem biz onları. Kuvvetle muhtemel göstereceğim. Ben ileride o jenerikleri, o programları göstermeye çalışacağım. Hani alıyor musunuz? Göstereceğiz onları değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Kaan Bey'i de bir tanıyalım. Tabii. Ardından koromuzdan bir türkü dinleyelim. Yapmayacağım. Yok, Eskişehir türküsü söyleyeceğim ama sizle alakası yok. Kaan Bey'i de bir dinleyelim bakalım. Ben de aynı şekilde Haber Medya Grubu'nun bir birimi olan Haber Radyo'da 3 yıldır çalışıyorum. Bu mesleği 22 yıldır yapıyorum. Geçmiş zaman tiyatro ve gazetecilik deneyimlerim var. Hı hı. Yazıyoruz, çiziyoruz, hala devam ediyoruz. Haber Radyo'da olmaktan çok keyifteyim. Hafta içi her gece, valla başka bir dünya, var olmayan bir ülkede yaşıyorum kısacası. Hafta içi her gece? Hafta içi her gece. Bak, hiçbiriniz siz reklam yapmayın. Hafta içi her geceyi araya nasıl sıkıştırdı? 20 kaç yıl abi? 20? 22 yıl. Ben o dile dolandı bir kere. Daha dün Kürat Cücü nereden aklına gelsin? Kaç oyun oldu mu? Yok, henüz o kadar değil. 2,5 senedir. 2,5? Ama o kısa sürede aldığı ilmi. Gerçekten çok iyisin. Yani ben sürekli seni dinliyorum. Bak, biz arkadayız. Çok teşekkür ederim. Sürekli seni dinliyorum. Niye dinliyorum bilmiyorum ama. Hipnotize diyelim. Sürekli Ankara'nın bağlarını çalıyorsun diyor. Çok hoşuma gidiyor. Biliyorsun. Tabii biliyorum, ritme ihtiyacınız olduğu sürece ben de çalacağım. Ben bir yarışmaya katıldım ya. O yarışmada Ankara'nın bağlarını okudum ya hasbelkader. Evet. İsmim Ankara'nın bağları ferdi kaldı. Evet. Türkü adamlık Ankara'nın bağlarına bir transfer olmuş olduk. Gayet de güzel oldu. Ankara'nın bağlarını da yapalım bu akşam. Unutturmayın bize de. Evet, şimdi ben diyorum ki bizim bu radyo geçmişimiz ardından televizyona gelmemiz, bunların hepsi belli bir prodüksiyon aşamasından geçti. Bu süreci başlattığım insanlardan bir tanesi de Kaan Bey'di. Evet. Ben ona bir mail attım. Dedim ki abi beni konuk et. Ne olur abi, kurban olayım beni konuk et dedim. Dedim mi? Ben seni umursamadım. Demeseydin iyiydi. O beni hiç umursamadı ama. Estağfurullah. Ya hayır. O anlamda değil. Tanımadığım bir insan olarak. Beni hiç umursamadı ama çok sağ olsun, beni programına davet etti ve başına neler geldi hep beraber buradayız. Sen beni programına konuk edersen ben de seni programıma konuk çok teşekkür ederim, gösteririm böyle. Bir süreci bir anlatır mısın bize? Neler hissettin? Ben sana mesaj attım, hiç tanımadığım bir adam diyor ki. Şimdi Ferdi, sen ve senin gibi birçok güzel insan mesaj atıyor. Sadece bana değil, Haber Radyo Facebook sayfasına, Twitter sayfasına, maillerimize, programa konuk olmak, iştirak etmek, program yapabilmek için. Ama biz her birine yetişemiyoruz. Evet. Sen de bunlardan biriydin. Ben tabii genel yayın yönetmenim Cumhur, benim çok eski bir arkadaşımdır aynı zamanda. Arkadaşlığımıza binaen sorduğumda bir bakalım dedik. Dinleme sitelerinde ses kayıtlarına falan baktık. Sonra acaba biz bu adamı bir yerden tanıyor muyuz, tanır mıydık falan demeye kalmadı. Biraz hafıza yokladık. 20 yıl evvelden seni tanıdığımızı keşfettik. 20 yıl evvelden. Yaşım çıktı. 20 yıl evvelden. 24 yaşındayım. 20'sini söyledim. Kafelerde müzik icra eden genç bir arkadaşımız olduğunu hatırladık ve değerlendirmek istedik. Sonra görüştük, görüşmeler başladı. Başımıza bunlar geldi. Biraz zor oldu işin gerçeği. Olur muydu, olmaz mıydı, gündü, saatli kavramlar biliyorsunuz, evet, sorun oldu. Ama en nihayetinde 6 aylık bir süreci paylaştık değil, evet, mi? Evet, aşağı yukarı. Ve çok keyifliydi bence. Ama ne program yaptık ilk akşam. DJ'liğini ben yaptım, o kahrı ben çektim. Ne program yaptık ilk akşam. Gerçekten bence çok güzel.
Abi gerilmenize gerek yok. Dükkan sizin. Tamam yani. Olaya bir iştirakçı olursanız. Türkiye'yi biz söyleyecekmişiz gibi yani, hissettim ben bir an bilmiyorum. Adam olunca herkese merhaba, hoş geldin. Ondan sonra hadi ben bir türkü söyle. Bir şeyler umduk. Bir sürü kişi şimdi senden türkü bekliyor. Ha, sen diye topu biz... bayağı bana atıyorsun yani. Yok, topu atmıyorum. Ben 20 tane uzun hava söyle, bunları göm buraya diyor şeytan şimdi bak. Ay, uzun. Ama türkü şimdi bu tarz programlarda öyle değil mi? Şöyle yapalım. Çenenin altına şovu görelim. Bir orada bak. Türkü adam şov. Arkadaşım türkü adam şov yani. Peki söyle. Bu ben yanlış mı hatırlıyorum? Tamam. Türkü adamı yanlış. Bu tarz programlarda böyle her gün görüştüğün, işte mesajlaştığın, yanına gelen teyzenin oğluna işte buradan selam yollarsın. İşte kulise gelen lahmacun ve çiğ köfteler için Nihat abiye merhaba dersin. Biz de bunlar çok önemli işlermiş gibi oturur yaparız. Araya da iki türkü söylersin. Yapmayalım o zaman program işte öyle olunca. Biz onu yapmayalım diyorlar. Ben öyle olacak diye bekliyorum. Yok yok, biz öyle yapmayalım. Biz daha başka, daha güzel bir şey planladık. Bu ara hani yolda yanına gelen teyze dedin ya, gerçekten yolda yanıma teyzeler geliyor. Bak ben söylemiştim. Oğlum sen benim askerdeki oğluma benziyorsun diyor. Diyorum ki teyze 120 kiloyum ben, 110 eğer asker almıyorlar, senin bir yanlışın var. Çocuk seni askere gidiyorum diye kandırmış teyze. Yani 120 kiloluk asker mi olur? En büyük asker sizin askermiş o zaman diye yani. Ben şöyle yapayım, buradan bir askere gitmeyen arkadaşlarımız ne söylemek istediğimi anlayamadı. Oradan bana bir mi sesi verirseniz eğer sevabına. Az önce yarım bıraktığım şarkıyı beni Almanya'dan dinleyen teyzem. Hep bu espriyi yapardım. Derdim ki beni canlı işte canlı programlara veya konserlere çıkıyorsun. Orada herhangi bir basın yayın organı yok. Ve diyoruz ki beni Almanya'dan dinleyen teyzem için gelsin. Bugün harbiden teyzem dinliyor Almanya'da. Almanya'dan dinleyen teyzem ve tüm dinleyenlere gelsin. Hareketsiz bir şey yok arkadaş. Hepsi hareketli olacak. Açık. Bu açık. Benim mikrofonum açık. Kapattın. Şey yapalım. Hareketli olsun. Az önce başladık ya. Aman döne döne gelmeyen arkadaşlarımız için aman döne döne geliyor. Büyük ihtimalle beni yukarılardan birileri dinliyorlardır. Özellikle görselden. Kimler? Rejideler. Ben göremiyorum rejideler ama evet, onlar için gelsin. Aman döne döne yar geldi.
Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Elleriniz dert görmesin. Hemen koşturaraktan yerime doğru geçiyorum. Umarım bir şeyler hazırlamışsınızdır bana anlatmak için bu akşam. Biz sen sorarsın, biz cevaplarız diye düşündük ya. Siz grup sözcümüzsün arkadaşım. Yani evet. Grup sözcüsü olarak ben de nasıl sahip çıkıyorlar sana görüyor musun? Ben kendi adıma şeyi merak ettim. Grup. Grup. Sazcı arkadaşlar. Size oyun alalım abi o zaman. Siz orada bir arkadaşlarla bir tanış. Ver oradan bir sandalye ver. Grup arkadaşları. Hangisini abi? Hangisine soralım? Hangisini? Hangisini merak ettim mesela? Saçı olmayan bir arkadaş. Ama biz anlaşmıştık. Ama biz anlaşmış, saçı yok demeyecektik. Alnı açık. Yani alnı geniş. Onun alnı biraz açık. Evet. Alın biraz onda enseye yani kadar geldi. Problem yok bence. Alın enseye kadar. Bu arkadaşımız müzik öğretmeni. İlyas benim yıllardır çalıştığım, küçüklüğünü çocukluğunu bildiğim bir kardeşim. Harikulade bir insandır. Tanırım. Gerçekten çok güzel bir insan. Zaten iki kelime konuştu. Birini şimdi konuştu onu anlamadım. Geçmişte bir de Ferdi abi demişliği var. Diğer saz arkadaşlarımla biraz sonra onlara mikrofon vereceğim. Özellikle konuşturacağım. En sevmedikleri şeydir biliyor musun? Haluk mesela değil mi? En sevmediğim çok şey konuşur. Değil. Haluk mikrofon değil para versen konuşturamazsın. Haluk kameramanlara yardımcı olmak için söylüyorum. Haluk gitar çalan arkadaşımız. O şu an seri katil gibi bakan arkadaşımız var ya. Evet. Evet. İlk kez böyle nasıl yakıştı? Annem bak ekrana nasıl yakıştı? Annesi bağlanacak şimdi bize. Diyecek ki çocuğum oğlum, gerçekten çok yakışmış. Olmadı biliyorum. Şöyle yapalım bak. Oradan girme. Atladı da böyle oldu. Atladı da böyle oldu bak. Soralım hadi. Biz soralım madem öyle. Müvekkilim. Çalıştığım yerlerden gelebilir. Çalıştığınız yerlerden. Hazırım hadi. Şimdi haber radyonun... Ben merak ettim o soruyu. Yok ya basit bir şey soralım. Hani program moderatörlüğünü yürüttüğümüz zaman da yapıyorduk. Evet. Şimdi biz Haber Radyo ailesi olarak Haber Radyo'nun sevilen Türkiye Adam programının televizyona geçişini kutlamak, programı berbat edip evet, bir sonra tekrar radyoda olması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ben diyorum bir terslik var. Ben böyle bir negatif bir elektrik istiyorum. Bir toparlayamıyorum bütün evet, dinliyorum. Sana bir sürprizimiz var. Evet. Tabii. İlerleyen dakikalarda inşallah sürprizimiz gelecek. Ama sana soralım. Radyoda olmak mı, televizyonda olmak mı? Soru, radyoda olmak mı daha güzel, televizyonda olmak mı daha güzelse cevabı başka. Radyoda mı daha rahatsın? Televizyonda mı? Cevabı başka. Ama hangisi radyo kanalındaysa onu söyleyeyim. Ama şimdi radyonun müdürüyle konuşunca radyo deresi geldi. Ben radyoyu şimdiden özledim. Yani mikrofon olacak şurada oradan söyleyeceğim. Radyoda olmak gerçekten çok keyifli, bir büyüsü var. Televizyonda neymiş gibi oldu. Evet. Ama televizyonda benim gerçekten çok sevdiğim, yıllar önce yaptığım ve keyif aldığım bir sektör. Çok da seviyorum. Bence de çok. Yarışmacı arkadaşların hiçbirine başarılar dilemiyorum. Evet, daha önce televizyon evet, programı yapıyordun. Daha önce evet. Yıllar önce Grup Genç Türkü diye bir programımız vardı. Sonra evet, yine Samsun de kanallarından bir tanesinde Grup Genç Türkü'den sonra şey oldu. Ferdi ile Gönülden Gönül oldu. Evet. Sonra Türkü Adam oldu. Ve bugün Türkü Adam, Türkü Adam Show'la beraber karşınızda. Nasıl oldu peki? Yani televizyonun... Al sana soru nasıl oldu i̇şte, hadi. O biraz meşakkatli olmuş. Arkadaşı gibi alalım. Şu ortadaki hanımefendiyi alalım. Evet. Yok dışarı alalım. Kamera yani, abi. Zoom yaparsanız. Mustafa'cığım dışarı komple güvenlikle alalım yani. Evet. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Meşakkatli bir dönem miydi mesela senin için? Pişman mısın? Ha sen benim sorun bana soruyorsun. Tabii ki de nasıl sana oldu soracağım. Çok zor oldu ya. Çok zor oldu. Gerçekten bunun için neler yapmadım. Gittim ulusal kanallardan bir tanesinde yarışmaya katıldım. Adım Ankara'nın bağları Ferdi olarak kaldı. Evet. Ama Mustafa Cüceli neydi lan? Mustafa Deve Cüceli gibi oldu. Mustafa'ya selamlar buradan. Gerçekten çok sevdiğim çok. Şu an bizi izliyor mu? Bizimle efendim? Şu an bizi izliyor mu? Asuman Kral. Şu an Mustafa kim ya? Beyaz izliyor bizi. Beyaz izliyor. Aa, tabii şey izliyor. Özellikle Okan Bayülgen izliyor. Dalga geçecekmiş bizde. Hmm. Programda açık arıyor. Ben dedim ki bir tek Şenur var. Onun da dedim artık bir şeyler yakalarsın. Peki aslında o yarışma programı önemli. Onunla ilgili biz ikinci sorumuzu soralım. Evet. Aslında bizim konuğumuz olsun. Ben gideyim yani, ya buradan olmayalım. Yarışma programından sonra değişen şeyler var mı hayatında? Değişen birçok evet, şey var tabii ki. Yani büyük bir yani mesela aldım, yolda artık daha fazla tanınır hale geldin. Daha fazla tanınır hale geldik. Evet bir de şey çok güzel oldu. Yarışma programının çok büyük kısmını benim üzerime yaptılar. Sonradan izleyince görüyoruz. Yani hani 15 evet, saatlik bir çekimdi evet, o yarışma ve çok güzel dönüşümler oldu. Özellikle müzik adamlarından bizim hani sahne performansı yaptığımız için baz aldığımız olaylar hep baz aldığımız kişiler hep müzik adamlarıdır. Evet. Yani orada çıkıp şarkı söylemek herkes öder ama bir müzik adamının arkamızdan kötü bir yorum yapmasına mahal vermeyecek şeyler yapmamız gerekiyor. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu bence. Sorularınız bittiyse ben
Zamanım var mı benim reklamdan önce? Ya belki yine soru sormak isteyenler vardır, sana ulaşmak isteyenler vardır. Hani vardır, ver adresi de. Bayağı programı yönetiyorum oturduğu yerde. Ondan sonra. Şey yapalım, ben sizden başımı kaldıramıyorum. Onlarla nasıl uğraşayım değil mi? Öyle yapalım ama siz şey yapın ya bana. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Gelmeden önce 822 tane soru hazırladım. Oh. 800 tanesi sanaydı. 1-2 oradan 22 soruyu arkadaşlara soracaktım. Pişman olacaksın. Programımıza ulaşmak isteyen dostlar, arkadaşlar için söylüyorum. Neredeyim? Şu, burada mıyım? Ben ortaya söyleyeyim kim alınırsa alınsın o zaman. Programa ulaşmak isteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Benim adım Türkiye Adam ve Türkiye Adam Facebook'ta, Instagram'da Türkiye Adam diye bizi ekleyip bize oradan ulaşabilir, mesajlar yazabilirsiniz ve istekleriniz olursa, şu anda istek programı değil ama ilerleyen dönemlerde, bu ilk programımız bizim. İlerleyen dönemlerde isteğe, hatta belki de canlı televizyon, telefon bağlantısına da dönüşecektir diye düşünüyorum. Ben size bir soru soracağım. Buyursunlar. Evet. Yine hiyerarşik sisteme göre oradan başlayalım. Yaş olarak başlayacaksan ortadan başlaman gerekiyor. Ağırlıkla diyeceğim, o zaman benden başlamak lazım. Lütfen. Şey abi, böyle ciddi böyle bir ağır damat havası var. Çok da yakışmış. Ben seni ilk kez böyle bu kadar resmi görüyorum. Bu kadar beyaz çok yakışmış. Söylediğim gibi ben aslında çok kötü bir konuk olurum. Yani türkü çiğramam, taklit yapamam böyle. Ben sen güzel oynuyormuşsun şey, duyduk. O, Tabii, oradan seni, abi, hiç oynayamam. Oynayamam ama... dediğim bari oturayım. Görselim olsun. Görselim olsun. Bak böyle durumlarda... Ben izledim, biliyorum programlarda. Arada ne yapıyorlar? Ne? Siz izlememiş bunlar. Bir daha sesli. Müzik yapıyorlar abi. Biz İBM biz Kaan Bey'in programında değiliz ki alan oradan alkışlasınlar, jenerikten alkış verilsin falan filan. Tabii, orada müzik yani yapacaksınız. Diyorum Selvi Boylu mal yazmalım çalar bunlar. Onun için hiç olaylara girmemek lazım. Hemen kafanızda bir şeyler toparlayın bence, ritimlere soruyorum. Abi başınıza neler gelir radyoda, böyle en çok anlatmak istediğiniz, geri dönüşümü olmayan bir şeydir ya radyo, ne? Ağızdan çıktı çıktı bitti. Tabii canım. Çoğu zaman telefon bağlantılarında da böyle olabilir ya. Ne yaşarsınız radyoda? Şu an mesela ne yaşıyorsun sen orada? Mesela canlı yayında kablomuz çıkmış. Abi göster kabloyu. Hani buna benzer neler olur? Kablom çıktı. Kablo mu bir yerden geçer yoksa? Ya, televizyona oranla tabii radyo daha rahat. En kötü ne olabilir? Kal gelebilir. Birdenbire ne diyeceğinizi unutabilirsiniz. Ağzınızdan çıkmayabilir evet kelimeler. Kalırsınız. Müziği kaldırırsınız. Mikrofonu indirirsiniz. Kaybolursun. Ondan sonra bir an böyle birkaç dakika huşu içinde kalır. Programa devam edersiniz. Olayı unuttururum diyorsun. Tabii. Çok daha önceden mikrofonları açık unutmak bizim için en büyük handikaptı. Mikrofonu açık unutup telefonla konuşabiliyorduk. kendi aramızda şarkıları söyleyebiliyorduk. İşte yani şarkı söylemen tamam, kabul edilebilir de telefonları... Hayır, bir başkasıyla yayın ya da yayınla alakalı, yayının içeriğiyle alakalı eleştiri yapmak kötüydü mikrofon açıkken. İşte ha, onu da yapıyordunuz yani. Terbiye aramışsın. Terbiye aramışsın. Mesela canlı yayın yapmışsınız. Canlı yayında bir kişiyi ağırlamışsınız. Soru soruyorsunuz, cevap gelmiyor. Soruyorsunuz, cevap gelmiyor. Konuşsana lan. Yani ondan sonra kapatıyorsunuz mikrofonu. Alıyorsunuz canlı yayından konuğu. Sonra ya nasıl bir konuktu bu arkadaş? Konuşmuyor, etmiyor. Başkadan duyuyor. Bir bakıyorsunuz o göstergeler o dibine kadar vurmuş. Bütün dinleyen duyuyor. Hayır, bütün dinleyenler oraya gelmez. Niye bu adama kötü bir şey söylüyorsun değil mi? Adam biraz sonra çıkıp... Yüreğim ağzıma geldi. Canım konukları öldürmek seni yetiriz. Bu muydu? Gelip bağlamayla, bağlamayla kafasına vurun yani. Niye şey yapıyorsun? Geç gidiyor oraya herhalde anladığım kadarıyla. Yüreğim ağzıma geldi. Abi ben deprem oluyor zannettim. Ama bir yerden başladılar. Şuradan başladı ses. Aşkıncım niye böyle şey? Bir daha yapar mısın annem? Çok çabuk çalışmışsınız ama bir ölçü olmamış. Onu ekleyin biraz sonra, haberimiz olsun yalnız yaparken. Ölmeyelim buralarda. Şenur'cum, efendim, yine sana soruyormuş gibi davranacağım ama öyle bir şey yapmayacağım. Yine bana söz hakkı vermeyeceksin değil mi? Hayır Şenur, ben nasılsın deyip Kaan Bey'e geçeceğim oradan ama mükemmel sana söz hakkı vermemek... Anda. Ha bozulmayacağım diye uğraşıyorsun. Kesinlikle. Gerçek diyor. Yarın programda neler yapacağım bilmiyorum ama. Senin mutlaka çok konuştuğun için söyle. Çok konuşmak bu arada yanlış anlaşılmasın. Çok olumlu, çok güzel, çok uzun, çok kesmeden çok konuşuyor bu kız. Çok teşekkür ederim. Ama biz onu o yüzden seviyoruz. Şu an kamera bana baktığı için tabii, telefonla öyle konuşmuyoruz biz kendisiyle. Bu kadar konuşup da, çok özür diliyorum abi, bu kadar konuşup da... Bir giriş alsana. Evet,
Ne kadar konuşuyor bu kız? Şöyle diyor. Hani program girişi alsa. Program senin programın. Program girişi alsa. Serbest bölgeyi sun bize. O kadar güzel bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Sabote etmeyin programını. Sonrasında yani Türkiye Adam'la Şenur gibi bir şey olmasın ondan sonra. He, teklif gelir beraber program yaparız. Tabii yaparım. Şurada halay ekibini kurmuyor. Senin yemin ediyorum bak sazların yanına vokalist diye alırım. Ciddi misin? Sesin güzelmiş söylüyormuşsun. Aa öyle miymiş? Ben de onu duymadım. Vardı mı öyle bir şey? Söylüyor galiba. Söylüyor. Sosyal medya paylaşımı akşam size türküler söylüyorum. Evet, çok istek geldi. Türküler çığıracağım. Benden istekler dinleyeceksiniz. Gerçekten hazırlanmış. Evet. Biz şey yapalım yalnız. Banlı ıhlamur içtim. özellikle gittim. Banlı ıhlamurlar içtim. Özellikle bakın vurguluyorum. Yani muhakkak böyle laf şeyler. Laf atıyorsun yani sen şimdi bana bayağı. Ha bayağı attım ama hiç oralı değilsin. Neden acaba? Canım olmuyor olmuyor. Ta sen Türk söylerken biz şey yapacağız. Biz çıkacağız. Ne? Tamam bu ara. Kanalı da kapatın yalnız. Sen burada. Kanalı da kapatın. Bir müsaade eder misin? Ben, anlaşıldı değil mi? Bu arkadaş anlaşıldı. Peki. Durdurulamaz. Durdurulamaz yani. İnşallah. Ya niye giriş almadın ama? Ama yapmadı ki abi. Yapar. Yok yok yapma. Da güzel ya bu şeye benziyor yalnız. Bize, bu şey olmadı. Hani, hadi teyzelere bir şey olsun falan oldu yani. Ama adam sana Türk işleri o hazırlasın kafasını. Sen Türk söylesin. Tabii görevi. O zaman madem sen açış yapmıyorsun. Semih bir açış yapsana oradan bana bir sana davet. Evet ya. Al sana açış şimdi bak. Tamam. Buradan bir de kesik çayla bağlarsın sıçıyı değil mi? Hadi o zaman. Eğlenelim birazcık. Kesik çay yapalım. Oynamak serbest bizde biliyorsunuz değil mi? Ha ben söyleyeyim de yani. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Evet,
evet, evet. Kapattık, kapattık. Aman desinler. Bir ara seslerimizi biraz aşağı alalım. Çok sahnede ötüyoruz hep beraber birleşince. Cumhur Beyler gelmişler efendim 3. 5. defa. Ne aralar ben bir döndüm. Ama sana bir sürprizimiz var demiştik. Evet. Onu hazırlamak. Abi pasta mı getirdin, tatlı mı getirdin, ne getirdin, nasıl? Yok, yemek yedi, bir şey değil. Ya bana programlardan teklif, dedin ya işte şeyden sonra, yarışmadan sonra hayatta bir şeyler değişti mi, teklif geliyor. Sen aç mısın annem? Yemeksin diye bir şekil şemal değişti. Susadım, susadım. Hani soğuk kahve. Susadım, çay söyleyeyim ben sana. Ama hiç yok, neden? Sürpriz ne yapıyor? Sen kendine bir litre su getir gelirken bana ne? Evet, şey söyleyeceğim abi. Şey değişti ya, teklifler gelmeye başladı. Aha. Ama yemek programlarından teklif gelmeye başladı. Yani, ümit istemedim. Abi yemek programı yapalım diyorlar. Yani böyle bir şey var mı? Aslında ben o kadar da fit bir insanım yani. Ama teklif sana tatlı, gelmemiş bence. Formumu tatlı, seni duymuyorum farkında mısın? Sen tatlı yememeye başlıyorsun. Göbeğine gelmiş. Annem işim çok zor. Bunlarla çok zor ya. Ben, bana yardım ederler. Direkt göbeğe gelmiş. Atılan herhangi bir fotoğrafın altına yorum olarak şunu yazarsan, akşama geliyorum yemekleri hazırlayın dersen adın yemekçi ve o yemeği de yersen diyorsun harbiden tabii canım. Aa, sen onun için mi çıktın yukarı? İftar yemeğimizi kesinlikle anlatabilir miyim bir anı olarak? Ben lütfen şey yapmayalım diye lütfen. İftar yemeğimizi hatırlıyor musun? Hatırlayamadıydım ben. Ben hiç unutacağımı düşünmemiştim. Benim her günüm öyle geçiyor annem. Bir yere davetliydik ondan mı bahsediyorsun? Çok yani işte anlasın ya, maşallah nazar etmeyin seni. Hani o tabakki etmeli de bizim tabaklara. Edersem de şanslısın. Ama hakkını veriyorum, gösteriyorum bak hiç öyle bir yani şey yok. Yani şimdi, hikarcı değilsin. Ama zayıflayacağım, beni tanıyamayacaksınız. Gerçekten mi? Seni tanıyamayacaksınız. Gerçekten mi? Hani gerçekten niye cevap veremedim ama öyle bir düşüncem var yani. Hani öyle düşünüyorum eğer sıkıntı olmasa. Diye bir şey demiş. Çemir bir susar mısın canım? Ben şey... canım sana zahmet. Tamam diye bir şey soracağım ben de. Abi benim... 8 soru bende değil mi? Ben çok... 2 soru Şenur, 20 soru Cumhur, 800 soru bende. Buyur. Abi 800 soru ya ne 8? Şimdi benim radyo programı için ilk başvurduğum kapı kulakları çınlasın DJ Sevil vardı. O beni sana yönlendirdi. Evet. Bafra'ya selam olsun biz buradan. Biz seninle evet Bafra'ya selamlarımızı DJ Sevil kardeşimize selamlarımızı göndermiş olalım. Biz Kamil'e iletişim haline geçtik ve o bizi davet etti. Sonrasında radyo programımız başladı ama o süreçte benim bütün radyo programımın moderatörlüğünü, değil mi? Evet. Aslında yapmadım yani DJ'lik. Tamam yap, ben biliyorum yaptın yani. 24 saat benimle beraberdin bana. Katlandın biliyorum mütevazilik hayır, yapma. Hayır moderatörlük yapmadım. Öyle mi? Tabii DJ'lik yaptım. Bizi kandırıyordun yani. Arada gittik merhaba sen zorladın onu da. Onu da ben zorladım. Evet. Ben orada atlamışım meydanda. Soru soruyor cevap versene abi diyor. Ben ama çok zor oluyor ya. Yani radyoda dönüyorsun adama bir şey soruyorsun cevap yok. Birisi ona konuşma demiş. Ya abi söylesene. Yani sen tamam millet dinliyor. Bana katlandın gerçekten. Teşekkür ederim. Sen ne hissettin o dönemde? Hani bu adamı ben konuk aldım. Sonra sen pişman dur sus canım ben önce. Bak, pişman olmadım. 8 dakika vereceğim sana biraz sonra. Ferdi hiç pişman olmadım. Yani şey anlamında çok az insana kefil olurum. Evet. Direkt Cumhur'a dediğim şey. Ferdi iyi bir arkadaş. Pişman olmayız alalım. Değerlendirdi. Şimdi aldı. Burada Cumhur Bey'in görüşünü soracağım. Ferdi iyi ben bir arkadaş, pişman olmayıza bir yorum yapabilir miyiz abi? Tırnak içinde herkes izliyor ona ben göre. Sana da. Ben de en kısa zamanda radyodan gönderelim onu diye düşündüm. İkinci programda değil mi? Ya çok ayıp ya. Sen ne düşündün annem? Hani sormasam çatlayacağım diye soruyor. Sen ne düşündün Şenurcuğum? Bana pasta getirene kadar aslında ben de aynı şeyi düşünüyordum. Baktın bana pasta taşıyorsun. İşte çiğ köfteler falan taşıyorsun. Vallahi. Çiğ köfte ne ya? Sonrasında ben dedim ki kalsın pasta. Ya olsun dedim. Yani olsun. Vay be. Gelsin arasına. Şu an itiraf falan etmek istiyorum. Ben aslında onu görsele getirmiştim yukarıya. Değil pasta mi? Artınca dediler ki aşağıda Şenur var. Artınca mı? Bana dedi ki görsele çıkartın. Bak burada konuşturma. İkisini bir arada çıkartın. Çok çok kötü. Ben galiba gap yaptım. Ya tabii şimdi. Cuma Bey bir şeyler söylüyordunuz. Evet. Yani şaka espri yapıyoruz. Bir taraftan haber radyo olarak da senin evet programın olması vesilesiyle fazla konuşuyoruz herhalde. Hani sen daha çok türkü söyleyeceksin diye biz adam bekliyoruz. Adam beni bana bildiğin biz. Hayır şunu yapıyor. Parasını verdim söyleyeceğim kardeşim. Ya, yani. Evet. Hani biz parasıyla var diye ummadık. Eğlendir lan bizi diyor. Araya girmek istemiyorum falan. Böyle bir şey şimdi yapalım falan. Para atacaksın sen hazırlıklı geldin. Cüzdan çıkacak şimdi yandan para atacaksın. Evet dinliyorum abi. Konuşalım. Ama doğru. Radyo programlarında bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben az evvel ayakkabısını çekele sildim mesela. Değil mi? Gerçekten yaptı. O an benim alnımın terini silinmesine ihtiyacım varken ayağımda okşama hissettim. Ama kamera senin ayakkabıları gösteriyordu o sırada. Evet, o çok önemli bir harekettir. Müslüman arkadaşlarım çok önemli bir harekettir. Yani o ayak sallama olayı. Bak abi ben şimdi size bir şey göstereyim. Bir Ankara'nın bağları yok vermeyin siz stresi verirseniz ben şey yapamam. Konuşamam. Şu ayak hareketi bir daha göstereceğim. Bizim programımıza bir amca geliyor. Neredeyim ben? Burada mıyım? Buradayım.
Bizim programımıza bir amca geliyor. Ankara'nın bağlarını istiyor. Biz de çalıyoruz abi normal olarak. Bu amcamız programı parça boyunca oynuyor. Ama oynama şekli şimdi gösteriyorum. Lütfen ayar. Evet geniş açı güzel. Ankara'nın bağları ver abi. Aa böyle güzel. Ver sen de eşlik. Ankara'nın bağlarında abinin yaptığı tek şey bu. Arada yoruluyor, değiştiriyor. Böyle yapıyor. En sonunda da geniş açı var. Bak bir şey göstereceğim. Bunları böyle salladıktan sonra da en son parça biterken şöyle yapıyor. Biz bunu çalıştık. O zaman ben bu kadar alkış almadı gördün mü? Bak. Ben devam edeyim. Buyurun abi. Programın başından beri Türkiye'den başladı. HaberX TV'de yayına girdi. Radyodan başlayarak televizyona kadar geldik. Evet. Değil mi? Şimdi bundan sonra bir aşama daha var. Evet. Bizim de sana bir sürprizimiz vardı. O zaman şöyle yapalım çalsın. Biz de HaberX TV genel yok yok böyle iyi. Abi size verebilirim ben koltuğumu. Böyle iyiyiz abi. Ben buna sığmıyorum onun için dedim masayı kullanacağım. Biz senin yanına gelmiyoruz böyle peki. İyi. Evet şimdi Haber Radyo'dan sonra HaberX TV'deki süreciniz başladı. Evet. İşte hayatınız. Oturuş değişti fark ettin mi? Ve kapı açılacak. Tabii. Fatih Bey hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Acaba daha nasıl sürprizler var mı? Bitti bu kadar mı? Yok işte hayatınız dedik. Önümüzdeki haftalarda olabilir tabii ki. Öyle mi? Öyle mi? Efendim. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Sizinle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hepimiz için inşallah. Çok güzel bir sürece başladık. Bunun için altına imza atan en önemli isimlerden bir tanesisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz neler hissediyorsunuz abi? İzlediniz mi biz bu saate kadar? En önemli isimlerden tabii. Sıralamaya başlarsak tabii. Öncelikle biliyorsunuz Haber Medya Grubu'nun başkanlarında Sayın Ahmet Şen Ocak Bey, efendim söyleyeyim Necdet Bey ve diğer birimlerde çalışan üst düzey yönetici arkadaşlarımız. Tabii. Tabii ki doğal olarak ve ben hep beraber buna karar verdik ve evet. Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Gayet de güzel. Yaklaşık 20 dakikadır izliyorum. Çok da keyif aldım açıkçası çok söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Hele hele radyonun önemli simalarını aldınız ki bu evet. Güzel oldu. Dedim ya ben de önemliyim dedim. Evet. Evet hemen rejiye girdim. Hazırlanın arkadaşlar ben de girmem lazım. Tabii Cumhur Bey biliyordu. Biz size bir sürpriz yapalım istedik. Abi çok teşekkür ederim. Yani çok oldu. Güzel bir sürpriz oldu. Evet. O zaman ben size şimdi bir türkü söyleyeyim. Duygulandım ya ben şimdi. Ama ağlama. Ağlamayacağım. Ama ağlamaklı bir şey olabilir. Ağlamaklı bir şey mi olsun? Evet, evet. Saat 9 için bizim zaman süremiz var mı arkadaşlar? Süremiz var mı hemen kameraman arkadaşlarım? Birileri bana yardımcı olsun. 2 dakika mı var? 2 dakikada ben ne söyleyeyim? 2 dakikada reklama mı gidiyoruz? 2 evet. Dakika sonra reklama mı gidiyoruz? Fatih Bey sizi bırakmıyoruz. Zaman ne kadar çabuk geçti ya. Evet. Ekmek parası diyelim. Peki o zaman yapacak bir şey yok. Evet. Reklamlara gideceğiz. 2 dakikalık sen... aslında yapacak bir şey var ama. Yo. değil. O değil. Şu şeyi yap da öyle kapatalım biz. Yani şu programı nasıl açıyorsun? Doğru, ben gerçekten ya. Ne zaman susacağım şu... diye bekliyorum o programı yaparken. Açılışla program biter mi arkadaş? Yani açılışla bir başlıyor. Program burada bitiyor. Arada iki tane şarkı var. Ama dinliyorum. Ben bazen görüyorum. Yani biliyorsunuz biz evet. İş işeyiz. Radyoda nasıl başladığını görmedim ama nasıl yaptığını gördüm. 10 numara değil mi? Hayır değil. Şimdi Fatih Bey ben böyle. Öyle kadar. Baktı zaten. Sen yakalayamazsın. Değil mi? Parçayı yayınlamadan parçanın havasına giriyor. Başlıyor oynamaya. Kamera olmadığı için çok mutluyum bu anlamda. O kadar yalıtım yaptık işe yaramadı. Abi aslında kamera yok diyor. Var bizde sesi kamera. Geliyor. Bana dönük değil işte. O yönden çok şanslıyım gerçekten. Arasına reklama gideceğiz. Reklama gideceğiz. Arada kaynatıyor. Arkadaşım o baştan gidiyor. Ay program biter diye korkuyorsan biz seni durduracağız. Yani orada duramıyorum. Şiddetle durduracağız seni gerçekten. Hadi saat 14. Bir açış yapalım bakalım. 14. Tamam yapalım. Utandım. Çok utandım ama yapalım. Bu şey gibi oldu. Hadi teyzelere bir şarkı söyle. Amca da ödeseydin iyi ya. Teyzelere olmadı. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Benim canım, benim ciğerim dinleyicilerim. Hepinize serbest bölgeden kucak dolusu, sevgi dolu, sıcacık merhabalar diyerek bugünün de serbest bölgesini şu dakikadan itibaren başlatıyorum ve saat 5'e kadar keyif dolu, neşe ben dolu, mutluluk yapayım. Ve güzellik dolu bir program olması için elimden geleni ardıma bırakmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Her şeyden de bana söz veriyorsanız sesini veriyorsunuz. Kız, programın ya. Sonuna kadar ya. Birlikte olacağımıza, keyif dolu olacağımıza, neşe dolu olacağımıza gerçekten eminim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şu gelsin. Başladık. Bir alkışlayalım abi. Bravo. Sen evli miydin annem? Efendim?
evli miydik? Hayır, değilim. Tesadüf mü sence? Değil, kesinlikle değil. Susmuyorsun çünkü. Bu bir seçim. Bütün bak, telefon ediyorum sana. 3 dakika konuşuyoruz, 3 dakikada kayıtları dinliyorum. Sadece 3 cümle kurmuş. Ama biz seni böyle seviyoruz. Gerçekten kesin, böyle seviyoruz. Ediyorum şu an. Biz, bu bir kalıp olsa gerek. Gerçekten şeye dikkat ettim. Yaklaşık 45 saniye konuştun, nefes almadı abi. Alıyor. Nefes almıyor. Nasıl beceriyor bilmiyorum yani. Çok kısa kısa nefeslere bunu tamamlıyor. Süremizin ne kadarını kullandık? Süreyi kullandın, bayağı geçtin diyorsun. Efendim şimdi ekmek parası için nereye gidiyoruz? Koro halinde. Reklamlar.